Ee, Tolga en gencimiz sensin galiba değil mi? Evet. Sana ee, senden biraz küçük. Bir evet. <laughs> bir Harikulade. Peki sen de sözlerini kendin yazıyorsun. Evet. Ee, peki bu e, son olarak iki hafta önce 10 mg mi? 10 mg. 10 miligram. miligram. Evet. Peki burada var mı bizde? Ee, aslında gösteremiyoruz. Evet. Ee, çünkü çok fazla televizyonda gösterilmeyecek madde var. Evet. Ee, klibin içerisinde. Nedir televizyonda <laughs> gösterilmeyecek maddeler? Ee, sigara. <laughs> silah. A, silah. Silah. Silah hmm. mı gösterilmiyor? Yok ya, ya yok. millet çatır çatır birbirini kesiyor. <laughs> kestirmiyor. <Yani, gülüyor> <ileride gülüyor> <Silahlar> maksimum olur <laughs> gösterilemeyecek diye düşündüm. Yani. Ya, aslında <laughs> ideal olan o. Her şeyi evet. göster silah gösterme evet, olması lazım. Halbuki evet. onun yerine işte üremeye yönelik. Keyfe yönelik e, araç, gereç ve mu? eylemler göstermiyor. Evet. Var canım herkes bir tabanca evet. pornografisi var Hı -hı. televizyonlarda. Yani porn, tabanca pornosu, tabanca tüfek pornosu. Herkes çatır çatır evet. birbirini evet. öldürüyor. Bir adam silah çekince 70 kişi evet. çekiyor. Falan. Bir de 10 miligrama kadar bizim hani daha böyle e, pasif kalmıştı aslında yaptığımız şeyler. Daha ben kendi dinleyicimi ya da Hı -hı. bizi dinleyen insanları uyandırmak adına e, sözler barındıran şarkılar yapıyordum. Ama 10 miligramda biraz daha böyle hani... Biraz nabzı... arkamda gösteremiyor muyuz bir parçacık? Biraz zor gibi sanki ama bilmiyorum. Ha, her ne? Ha, o kadar. Evet evet. çünkü biraz <laughs> Mesela daha... burayı gösterebiliriz dur. Evet bu Şu, arada şuraları stylish kalıyor evet. diğer sahnelere göre. Evet. E tamam ne var bunda işte ee, İşte biz aralara öyle yerler yerleştirdik ki klipte ve şarkıda da. Evet, evet. Biraz daha hiç aslında benim dokunmadığım noktalara dokunuyorum şarkıda da. Hmm. O da biraz bize anladık ki hani dinleyicinin bir orijinali oynayınca problemler yaratıyor böyle zamanlarda. Hmm. Televizyon için veya herhangi bir şey için olsun. Denediğimiz bir şarkıydı. <laughs> aslında böyle daha çok ilgi çekiyor. Evet işte benim de ilk defa denediğim bir şey. Çünkü ben kendi e, yaptığım meseleyi bir kenara bırakıp biraz daha hani şu an mainstream olan sound ya da sözleri denediğimde elde edeceğim sonuca baktım yani anladım ki herkesin başına aynısı geliyormuş yani bu çok dinlenince ya da mainstream olunca insanların direkt sanatçıların çizgileri ve kimlikleri belli oluyor yani ne yaptıkları ortaya çıkıyor. <laughs> Doğru. Peki. acaba e, senin dinleyicilerin hı hı. E, Türkçe hip hop tercih eden dinleyiciler mi yoksa genelde hip hop müziği seven ve dünyadaki örneklerini İngilizce ya da evet. Fransızca ya da Almanca ya da genelde İngilizce olur tabii <laughs> ki örnekleri dinleyip bir yandan seni sevenler böyle bir böyle bir şey yapabiliyor Öyle musun? bir evet benim zaten aslında böyle bir ayrımım var benim kendi kitlem hmm. ve genel olarak hmm. Türkçe hip hop içerisinde ee, genelde beni dünyayı dinleyen ama Türkiye'de <laughs> beni dinlemeyi tercih eden insanlar. Aa güzel var. bu. evet. evet. Yani aslında... Bir çok... de sadece Türkçe hip-hop dinleyenler de var değil ha, mi? Ha Evet evet onlar da takip ediyor tabii. Ama daha böyle yaptığım şey biraz daha kendimle özleşirdiğim zaman... ...hem sözler yani hem dinlediğimiz şey, altyapı... ...daha böyle küçük bir yere gidiyor gibi geliyor benim için. Çünkü beni dinleyen insanlar daha çok dünyayı takip ediyor. Dünyada müziğin ne olduğunu biliyor. Ama konu Türkiye olunca rap dinlemek istediklerinde beni açıyorlar yani. O yüzden biraz da şey oluyor. Bizim aslında bu listelerde... Sıralamalarımız da hani mesela ne kadar çok dinleniyorsa o insana göre seçildiği için bizim yaptığımız biraz daha e, içi dolu kalıyor şu anki genel konsepte göre. O yüzden alıcısı daha az şu an benim yaptığım müziğin. Yani sebebini böyle söyleyebilirim sana. Peki. <laughs>